Hivda, seninle ilgili bir de sen çok fazla dizide oynuyorsun. Çok mu küçük ücretlere çalışıyorsun? Ondan mı oluyor bu? Niye böyle bu kadar çok? Yani çok mu kabiliyetlisin? Sette çok mu Estağfurullah. iyisin? Şimdi dur bakayım. 2013'te Kaçak, sonra Yeşil Deniz, Sefer'in Kızı ve Fi. Ve şimdi bir dakika neler var? Camdaki kız. Camdaki kız. Hı. Aslında dört iş. Evet. Küçük yaşta başladım, belki Çok mu ondandır yani. düşük ücretlerle çalışıyorsun? Onu sormuştum galiba ama. Evet, ben de Evet. cevaplamamıştım. Peki. Tekrar da cevaplamayacağım. Peki bu camdaki kız devam ediyor galiba. Evet, ediyor. Ha. Bizim şey orada değil mi ya? Neydi? Söyle bakayım kadroda kimler vardı? Burcu Biricik, Evet. Engin Alkan, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Enis Arıkan. Evet, Enis Arıkan var. Hı. Ben Enis Arıkan'ı şeyde takip ediyorum Instagram'da. Çok acayip bir şeyler yapıyor. Yataktan konuşuyor ya sürekli. Siz takip ediyor musunuz? Ya Enis'le takipleşmiyorum ama zaten kendisi çok nevi şahsına münasır bir insan. Sinirli misiniz ona? Kızıyor musunuz ona? Hayır, Hayır, öyle bir estağfurullah. şey yok. Niye Hayır. takip etmiyorsunuz oyuncu arkadaşınızı? Sen niye takip etmiyorsun beni mesela? Onun gibi bir şey bu. Ben Enis Arıkan'ı takip ediyorum çünkü Enis Arıkan'dan kimseyi takip etmeye fırsat Hı-hı. kalmıyor. Sadece Enis Arıkan'ın storylerine başlayınca Hı-hı. zaten gece bitiyor. Bizzat arkadaş olmadığım insanları zaten çok takip etmiyorum genelde. Hemen arkadaş olduğumda da dur ben seni bir takip edeyim demiyorum. İletişimim Belki insanlarla sizin sosyal yaşını medya ama siz üstünden o değil. kadar genç değilsiniz. Şimdi siz yeni şeyde galiba Zaten bu telefon alıp gruptayım. vermiyorlar da Instagram'dan şey yapıyorlar değil mi? DM mi? Ha evet görüşme de Neydi? Yani orada. tam neresi? Neyi soruyorsun? Yani mesela merhaba ne tatlısın sen de şey yapalım mı? Telefon verilmiyor da Instagram'dan takipleşiliyor. Evet, Değil genelde mi? öyle Flörtte bir galiba. araç olarak kullanılıyor. Evet. Ama telefon almadan. Evet, o yok artık. Zaten çıkma teklifi Çünkü de yok artık. telefon Ben çok şey hiç değil mi? Fazla sınıra girme değil mi? DM'lere bakmıyordum. Sonra baktım çok teklif almışım. Sana ne DM'ler Orada bir dünya geliyordu? var. En keyifli yer orası. Abi korkunç. Ben hepsini kaçırmışım. Hay Allah. Ama bir şey olmaz. Daha iyi. Ne teklif Hesaplar gitmiş almış? mi? Hala Ha? mesaj Ne teklif almış? atabilirsiniz. İşte görüşelim bir araya Erotik gelelim. teklifler mi? Ha? Erotik teklif. Erotik teklif olmaz bana. Ne olur? Bizim senle benim yaşımda erotik teklif Tamamen olmaz. duygusal. Ne için canım? Duygusal teklif olur bizim yaşımız artık. Peki. Çok güzel. Peki yeni bir şey var mı? Şu an için oyun dizi güzel gidiyor. Bakalım Peki yazı oyundan göreceğiz. da hiç para kazanamadığınızı tahmin ediyorum. Nasıl yaşamayı başarıyorsunuz? Dizi sektörüyle Evet. geçinmeye çalışıyoruz. Ha, peki. Zaten düşük ücretler aldığımı da düşündüğünüz için. Evet. Ama bu güzel bir promosyon olmadı mı sizin adınıza? Hem aşırı derecede kabiliyetli hem de ekonomik çalışıyor. Çok kötü bir şey değil mi böyle söylemek? Cazip. Korkunç Çok bir şey bu. belirtiliyor olmayabilir tabii bu söylem. Korkunç bir şey bu, değil mi? Yani Dizi sektöründe öyle bir şey yok mu dizi sektöründe böyle hani herkes birbirinin kaç para aldığından falan çok konuşmaz mı? konuşur. Ha? Konuşur ama doğruyu tutturur mu? Yani karışık bir sistem o. O kadar garip paralar alınıyor ki. Yani bir yerde duyduğun bir parayla bir başkası için duyduğun para arasında o kadar büyük bir uçurum var ki. Sektör böyle. Bu Kenan Özellikle kadın İmirzalıoğlu erkek. paranın çok değerli olduğu zaman Fatih'ten galiba Fatih dizisinden 350 bin liraya anlaşmıştı. O Bölüm zaman başında. dolar euro kuruna göre 350 bin lira paraydı. Herkes çok şaşırdı. 350 bin lira nasıl bölüm başına alabilir diye bir bölüm aldı galiba sadece. Ben hemen dörtle çarpıyorum. Ayda ne kadar kazanıyor? Evet. Ama çok acayip değil mi? Bazen de dizi devam etmiyor. Yani çok iyi bir anlaşma yapıyorsun ama keşke daha az paraya anlaşsan da daha çok alsan. Çünkü bana sorarsan show business'ta kaç paraya anlaştığın değil, o parayı kaç kere aldığın önemli. Aynen. Şey gibi Doğru. olması lazım. Meselesi Kanuni Sultan olması. Süleyman dizisinde. Neydi o diziniz? Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl mesela kaç sezon devam etti. Değil mi? İşte o önemli. Çok çok uzun süre. Onun için aslında... Onda da yüksek ücretler vardı. Evet. Ama orada bir de büyük bir kadro kuruluyor. Ve tabii bölüşülecek olan şey. Ama genelde zaten bilmiyorum. Peki mesela Hala sizin öyle galiba. bunun Sektörde ne başka öyle hissediyorsun? bir Mesela şey var. sizin ayarınızda bir başka rol kişisi sizden daha çok alıyor. Ya da siz ondan çok alıyorsunuz. Oralara çok girmiyorum. Çünkü bu benim Bilmiyorlar müdahale çok herhalde, edebileceğim değil bir mi? hem alan değil hem gerçekten kimin ne kazandığını
hiçbir zaman tam olarak bilemem. Kaşesini görmediğim sürece bu bir dedikodudan ibaret kalır benim için. Bir de bir yandan değiştiremeyeceğim şeylere odaklanmaktan veya kendimi birileriyle kıyaslamaktansa ben yoluma bakayım. Ben yine hani çalışırım. Ama böyle ama bu bir özet düşünce değil mi? Aslında sette sabahtan akşama kadar o insanla beraber olduğunuz zaman ona her sinirlendiğinizde mesela bir de sizden daha fazla para alıyor olması ve bana cinayet sebebi gibi geliyor yani. Ya ben genelde hiç oyunculara sette böyle bizzat bir sinir hiç kimseye duymamaya çalıştığım için ya da hani hiç de şeyi bilmiyorum hani sana da sinirlendim bir de zenginsin falan gibi bir duyguyu da bilmiyorum. Ama genelde ben şeyle yaparım, kendimi set ekibiyle kıyaslarım. Ya onlar bizden çok daha uzun saatler buradalar. Biz de böyle geliyoruz, bir sahne çekiyoruz, terliklerimi verin diyoruz, gidiyoruz falan. Garip değil mi ya bu dünya falan diyorum ben bazen genelde.